Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Çelim 5 dakika sonra söylesen. Ferdi, ben Ferdi de. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Merhaba arkadaşlar, ben de Çelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Alkış. Sizlerle birlikte mutfağımızı gezeceğiz. Daha önce ufak bir video çekmiştik ama şimdi detaylı olarak hangi beyaz eşyaları aldık, mutfağımızı hangi malzemelerden yaptırdık, tezgahımızı, mutfağımızın dizaynına nasıl karar verdik, bunlardan bahsedeceğiz. Aslında şöyle, bizim mutfağımız eski halinde biraz daha kullanışlı, yani kullanış yönünden az bir şey vardı. Yani koyu renkler daha fazla aslında. Kullanış yönünden bence iyiydi ve ortak bir karar alıp beyaz olarak düşündüğümüz için dolaplarımızı bu şekilde yaptırmak istedik. Birazdan da göreceksiniz zaten videoda. Mutfağımızın tasarımına kendimiz karar verdik. Bir iç mimarla falan görüşmek istedik aslında ama malum ülke şartları böyle olduğu için görüşmedik, kendimiz karar verdik. Dizaynları karar verirken yaklaşık 4-5 tane farklı ustayı davet ettik, hepsinden fikir aldık. En sonunda da böyle bir tasarım ortaya çıktı, dizayn ortaya çıktı. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyoruz. Tezgahımız öncelikle şöyle geniş bir tezgah tercih ettik. Tezgahı geniş tercih etmemizdeki amaç kullanım açısından daha iyi olmasını düşündük. Daha iyi olacağını düşündüğümüz için böyle bir tezgah tercih ettik. Kapaklarımızın dışı akrilik mutfak olduğu için yemek yapıldığında ya da işte kışın dışarısının soğuk, içinin sıcak olmasına kaynaklı buhar olduğunda kabarmaması için dışını akrilik olarak yaptırdık. İçerisi de MDF dediğimiz bir tabir var. Biz de bunu şeyle öğrendik. Yani bu işleri yaparken öğrendik aslında. İçi de MDF ve parlak tercih ettik. Kulplarımız siyah mat kulplar. bu kulpları tercih etmemizin sebebi beyaz ve siyah böyle detay uyumu olmasını istediğimiz için. Kupları alırken tavsiye üzerine aldık. Sadece deterjanlı suyla temizlik yapmamız gerekiyor. Nereden aldınız kupları? Terkinde bulunduk. Kupları nereden aldık? Yıldız Entegre diye bir yerden aldık. Aslında orası da mobilya camiasının bildiği bir yermiş. Biz de bu işin içine girdiğimizde öğrenmiş olduk. Burada tezgahımızın bölümleri var. Aslında oraya geçmeden şöyle, şu tezgahın üzerindeki fayansları, şunları Koçtaş'tan kendimiz aldık. İşçilerini de yine iletişime geçtiğimiz bir tane ustadan rica ettik. O da ücreti mukabilinde bu işi gerçekleştirdi. Şimdi size eşyalardan bahsedelim biraz. Mutfak eşyalarımızı alırken nelere dikkat ettik? Burada sözü birazcık tüyüne bırakıyorum. Çünkü İlk olarak aslında ben siyah düşündüm. Yani siyah beyaz uyumu yakalamak için ama fikir aldığımızda ve ben de sizler gibi YouTube'dan video izleyerek ben de biraz fikir sahibi olup da siyahta çok tozlanma olduğunu düşünerekten beyaz tercih ettik. Ondan dolayı bence şu an hem uyum olarak da hem temizlemesi açısından da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Tamam, çok iyi ya. Yani bu şekilde ve beyaz eşyalarımızı da adı üstünde fırınımızla bu şekilde çalalım. Bu arada fırınımızda şöyle Beko Ankestra setini tercih edecekleri şöyle bir şey söylemek istiyorum. Fırının içindeki tepsi bizim şöyle geldi, paslı geldi. İlk olarak aldığınızda kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Ama biz servisini aradığımızda gerçekten çok iyi günlerdi. Bu konuda hemen destek oldular ve bir hafta içerisinde tekrardan tepsilerimizi yenilediler. Bunu da belirtmek isteriz. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Ufak beyaz eşyalarımızın
Hepsini Beko'dan tercih ettik. Tercih etmemizin aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi sağlamış olduğu teknik hizmetti. Bizim kurulumlar olsun, işte fırın içerisindeki tepsiler olsun, bunların bu süreçteki şeyi, yakınlığı, sizin iletişime geçmesi ve planlama süreci oldukça iyiydi. Beko'yu bu yüzden tercih ettik. Zaten beyaz eşya alma sürecinde de araştırırken birkaç farklı marka üstünde durduk aslında. Ama Beko'yu tercih ettik çünkü teknik servis süreci çok başarılı, gerçekten bu yönde de bu işi yapmıştık, tavsiye almıştık. İyi ki de almışız diyebiliyoruz. Gayet güzel. Bulaşık makinemiz. Evet. Bulaşık makinemiz 4 programlı tercih ettik. Açıkçası ben başladım girdim ama şöyle yani 5 programlı da hani tercih edebilirdim açıkçası ama genellikle 2 ve 3 kullanıldığı için ben de 5'e gerek duymadım. 4 programlı tercih ettim. Yine aynı şekilde renk olarak da beyaz tercih ettik. Zaten burada da görmüş olduğunuz olaraktan da siyah elektrikleri var artık ne diyorsunuz. Bu şekilde. Yani gayet güzel. Ama sonrasında mutfak dolabımızın kapağı da bu şekilde düşündük. Neden böyle bir şey yaptınız? Mutfak lavabonun kapağı bu şekilde açılıyor. Bizim önceki mutfak tasarımımızda aslında lavabonuz buradaydı. Burada olduğu zaman kullanış açısından bir yetersizlik olurdu. Burayı da daha verimli kullanabilmek açısından böyle bir fikir çarpışmasından sonra bunu dizayn ettik bu şekilde. Hani burası bayağı geniş bir alan kaldı bize. İşte kaba eşyalarımız diye tabir ettiğimiz eşyalarımızı, tencerelerimiz falan burada saklayabiliriz. O yüzden şekilde dizayn ettik. Yani şöyle aslında bunun şekli üçgen olarak galiba geliyor ve daha çok malzeme alır açısından, daha kullanılır açısından tercihinde dediği gibi. Bence bu yönden daha da güzel oldu diye düşündük. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Bizim banyomuz küçük olduğu için çamaşır makinesinde mutfağa koymamız gerekti. Ama bence gayet de görünür bir şekilde değildi. Biz bunu normalde görüyorsunuz ki bulaşık makinesi açık bir şekilde ama çamaşır makinesi mutfakta olduğu için kapaklı düşündük. Neden? Çünkü çamaşır makinesi hani zaten mutfakta olmaz. Ama tercihinde dediği gibi banyomuz küçük olduğu için bu şekilde tercih ettik. Kapattığımızda zaten dolap kapaklarında çamaşır makinesi görüntüsü özetlenebilir. Evet. Burada şöyle bir detay vereceğim. Şimdi bu kapaklar olduğu durumda çamaşır makinesini nasıl çıkaracağım, işte hani arkasını temizlemek istediğinizde nasıl yapacağım gibisinden bir soru işareti gelirse aklınıza. Şu gördüğümüz kapaklar çıtlı kapaklar. Onların şurasında bastığınızda mandalı var. Şuna bastığınızda şöyle göstereyim. Şu şekilde çıkarılabilen kapaklar şöyle. Bunu da yine mobilyacımızın tavsiyesi ve çözüm odaklılığıyla yapabildik. Bunu taktıktan sonra makinemiz yine Beko'nun tercih edilen makinelerden bir tanesi. 10 kilo 1200 devir. Yine programları var. Hassas yıkama ve ekspres yıkama, yani bir evin ihtiyacını görebilecek bütün şeyleri karşılayabiliyor. Bunu da yine Beko'dan tercih ettik. Yine teknik arkadaşlar gelip kurulumu yaptıktan sonra Beko'nun onu anlattı. Her şeyini kendileri yapıyor. Bize çok bir şey kalmıyor aslında. Daha doğrusu bize sadece çalıştırmak kalıyor. Bu yönden Beko'ya gerçekten teşekkür ederiz. Buradan da reklamı yapmışımdır. Dolabımız yine Beko. Aslında biz mutfağımızı dizayn ederken kafamızda bir renk yoktu. Beyaz ya da gri ya da siyah bir eşya tercihimiz olmadı. Yani beyaz eşya, siyah eşya olmuş oldu. Bir tercihimiz yoktu ama eşyalarımızı beyaz aldıktan sonra şuradaki siyahlıkları uydurmaya çalıştık. Güzel bir şey, hava yakaladık diye düşünüyorum. Dolabımızda net hacmi 475 litre olan bir dolap. Bunu da yine bizimle ilgilenen Beko bayisindeki beyefendinin tavsiyesi üzerine tercih ettiğimiz bir ürün oldu. Çekmeceli. 3 tane aşağıda şeyimiz var, çekmecemiz var. Burayı 2 tane olanı da vardı. Biz 3 tanesini tercih ettik. Çünkü
parça parça kullanacağımız şeyler, yani biz aslında daha fazla alan yarattık. İşte örnek olarak buraya bir şey koyduk, buraya bir şey koyduk. Birbirinden farklı farklı şeyleri koyabiliyor olacağız. Burada da yine sebzelik var. Sebzelik de geniş bir hacmi var. Yani yeterli miktarda. Mavi ışık teknolojisiyle dönüşmüş bir dolap. Bu dolabı tercih ettik. Yine hani bunlar takılıp çıkarılabilen şeyler zaten. Bunları çok anlatmaya gerek yok. Genel olarak mutfağımız bu şekilde. Şimdi ufak tefek şeyler de vermek istiyorum. Tezgahımızın üzerinde bulunan prizleri Vico marka tercih ettik. Hem kalite hem de görüntü açısından güzel duruyordu. Hani fiyat performans açısından da çok iyiydi. Bunu da Koçtaş'tan temin etmiştik biz. Onun dışında tavsiye edeceğim bazı şeyler olacak. Eşyaların hepsi sıfır eşyalar olduğu için akıllı prizler alınması gerekiyor. Bunları öneriyoruz. Çünkü herhangi bir elektrik kesilmesinde akım voltaj geldiğinde eşyalar zarar görüyor olabilir. Bu yüzden akıllı prizleri tercih edebilirsiniz. Onun için de avizeniz şöyle armut avizeler. Bunları da Trendyol'dan aldık. Aslında şöyle avize ayırtımız bir bütçemiz vardı bizim. Sonra onun için de bir araştırma yaptık aslında. Ama ne gerek var dedik. Bu kadar pahalı ürünlere açık konuşmak gerekirse. Ve Trendyol'a girdiğimizde de bu şekilde tercih ettik. Gayet de yakıştığını düşünüyoruz. Bence. Evet. Biz beğendik. Yani yine siyah tercih ettik tabii. Siyah ve beyaz detaylar. Evet. Fiyat performans açısından da bizim için tatmin edici bir ürün oldu. Bizim mutfağımız bu şekilde. Burada da kombimiz var bizim aslında. Kombi genellikle hani balkonunda falan olur. Biz de bunu da kullanabilmek ve görüntü açısından bir birlikteliği sağlamak adına kombiye dolap yaptırmayı tercih ettik. Şurası kombinin üst tarafı. Kombiyi kapattık. Yani kombi gözükmüyor. Alt tarafında daha rahatlıkla kullanabilmek için 3 gözlü şey yaptık, raf koydurduk diye 3 tane bölümümüz olmuş oldu. İçerisi biraz dolu. Genel olarak mutfağımız bu şekilde arkadaşlar. Bir de stor perde olarak, o detayı da geçmeyelim. Mutfağımız stor perde düşündük açıkçası. Stor perdemiz de yine Trendyol'dan tercih ettik ve ben gayet memnunum. Stor perde alırken de aslında şöyle, neden stor perde tercih ediyorsunuz, işte yağlanma olur ya da neden normal perde tercih ediyorsunuz gibisinden sorular yönelttik bize. Aslında şöyle, normal perde olduğu zaman işte perdeyi ya bu tarafa çekmemiz gerekiyor, ya bu tarafa çekmemiz gerekiyor. Hem de iki tane güneşlik tül ve üst perde gibi bir şey olurdu. Hani onları almaktansa tek bir perdeyle, yani stor perdeyle bunu yapmış olduk, halletmiş olduk. Hem de yıkanabilir olduğuna yönelik araştırmalar yaptık. Yağlandığı zaman işte şu kısımlarda yağ konulmuş. Bunu ya geniş bir yerde kendimiz yıkıyoruz ya da yıkamacılara teslim edebiliyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Mutfağımızda sizleri ağırlamak güzeldi. Bizi izleyip videomuzu beğendiyseniz aşağı koyacağım, buraya bile deneyeceğim. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri izlerseniz, destek olursanız videolarımızın devamı gelecektir. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah keyifli vakit geçirirsiniz. Hadi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.